Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 10. sınıf fizik yazısında hazırlık videosunda karşınızdayım. Çok güzel sorular hazırladım sizlere. İçerisinde hocalarınızın soru sormayı özellikle böyle çok sevdiği kısımlar var. Oralarda sizleri uyardım zaten çeşitli kağıtlarla. O soruları durdurup bir kendiniz çözün. Sonra benden izleyin bakalım yapabiliyor musunuz? Ya da benden öğren. Sonra o kalıp sorulara bir bak bakalım çözebiliyor musun? Ama önce takvimimizi bir gözden geçirelim. Bakalım neler olacakmış bu yazılı döneminde. Bugün 21 Ekim'de fizik yazılısına hazırlık videomuz var. Yarın kimya olacak. Cumartesi günü biyoloji ve tarih sınavlarınızın videosu olacak. Pazar günü Türk Dili ve Edebiyatı ile coğrafya var. Ve Pazartesi günü de İngilizce ve din kültürü sınavları videolarıyla karşınızda olacağız arkadaşlar. Hemen sizler için hazırlamış olduğum o güzel, o güzide sorulara hızlı bir şekilde başlangıç yapalım. Aslında bir ünitemiz var. Elektrik akımı, potansiyel fark ve direnç diye geçiyor ünitemiz. Bu ünitemizde de 3 tane ana konu başlığımız var. Neymiş bunlar? Elektrik akımı, potansiyel fark ve direnç elektrik devreleri, sonrasında da mıknatıs ve manyetik alan konularından birinci sınavda sorumluymuşuz. Nelere dikkat etmemiz gerekiyormuş? Devre elemanlarının şematik gösterimlerini çok iyi bir şekilde bilmemiz lazım sevgili arkadaşlar. Devre elemanlarının devreye nasıl bağlanmalarını bilmemiz gerekiyor çünkü kazanımlarda bu geçiyor. Eş değer direnç bulma yöntemleri, Akım ve gerilim dağıtma işlemlerinde çok güzel bir şekilde halletmemiz lazım. Karmaşık devrelerde yoksa başımıza bela olabiliyor. Özellikle bu ikisine büyük önem vermemiz lazım. Elektriksel iş ve elektriksel güç arasındaki ilişkiyi ve bunlar arasındaki formül geçişlerinde güzelce öğrenmemiz lazım ki parlaklık sorularını yapabilelim. Sonra pillerin neden seri neden paralel bağlanmaları gerektiğinden bahsetmiştik. Hatırlatırsak biraz böyle seri bağlarsak biz devremiz çabuk bitiyordu ama yüksek akım vermiş oluyorduk. Paralel bağlarsak az akım veriyorduk ama daha uzun süre devremizin çalışmasını sağlıyorduk gibilerinden yorum soruları da karşıma gelebiliyor. Veya hesap soruları da karşıma gelebiliyor. İki devre veriyor bunları diyor işte hangisi daha önce tükenir hangisi daha sonra tükenir gibilerinden yorumluyorduk akımlarına bağlı kalarak tabi ve son olarak da mıknatıs manyetik alan ve yerin doğal manyetik alanından soru gelme ihtimali de var deyip hemen ödevlendirmemizi bir hatırlatalım arkadaşlar. Ünitemiz nereye kadarmış? Ünitemiz sevgili gençler 12. sayfadan başlıyor. Elektrik akım potansiyel fark ve direnç kısmından ta 54 hatta 60. sayfalara kadar devam ediyor. Manyetik alanda dahil sınavınızda sevgili arkadaşlar. Soru bankamızdan nereye kadar sorumluymuşuz? Ona da bakalım. Soru bankamızda manyetik alan nerede bir başlıyormuş, nerede bitiyormuş? Elektrik akımından sayfa 11'de başlıyoruz. Ta nereye kadar? O elektromıknatıslar 63 devam ediyoruz. Tamam en son 63'müş sevgili gençler. 63. sayfada da manyetik alanla alakalı sorularımız var. Öncesinde yine karışık devrelerimiz falan var. Böyle direnç bulmadır, şudur budur, parlaklıktır. Hepsi sizler için. Ben de sizler için buradayım. Hemen başlıyoruz sevgili arkadaşlar. İlk sorumuz klasik bir soru kalıbı. Bir iletken kesitinden bir dakikada 9 çarpı 10 üzeri 21 tane elektron aynı yönde geçiyormuş. Buna göre bu iletkenden geçen akım şiddeti kaç amperdir diye sormuş sorumuz. Sevgili gençler elektriğin aslında ne kadar geçtiğini bize söylememiş bize. Neyi vermiş? Elektron cinsinden vermiş. O zaman bizim önce yükü bir bilmemiz lazım. Yükü şöyle buluyorduk. Q eşittir. N çarpı E şeklindeydi. N 9 çarpı 10 üzeri 21 taneymiş. Ve elektronun yükü de 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19'muş sevgili arkadaşlar. Akım formülümüz ise I eşittir Q bölü T şeklindeydi. Ama dikkat! Buraya çok önemli Burası çok önemli arkadaşlar. Bir dakikada demiş. SI birim sisteminde dakika diye bir birimimiz yoktu. Bunu ne yapacağız o zaman? Bir dakika yerine 60 saniye dememiz lazım. Ve formülü de ona göre düzenlersek. Q'muz 9 çarpı 10 üzeri 21 çarpı 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19 bölü dedim. Bir değil sakın. 60 sevgili gençler. Şu 10 üzeri eksi 19 da 10 üzeri 21 giderse buradan ne kalacak elimde? 100 kalacak. Onu şöyle bir gözümden kaçmasın. 100 diye yazdım. Daha sonra bu yüzün bir sıfırını da götürelim. Hatta şununla da şu gitsin. 6 kalsın burada. Bir sadeleştirmem daha var. 9 ile 6 güzelce sadeleşiyor. Şuna 2 dedim. Şuna da 3 dedim sevgili arkadaşlar. O zaman işlemim kolaylaştı. 1.6 ile 10'u çarptım. 16. 16 ile de 3'ü çarptım. 48. 48 bölü 2. Yani 24 amperlik akım geçiyormuş sevgili arkadaşlar. Cevabım C seçeneğiymiş. Dikkat bakınız eğer 60 yazmasaydım cevap 144 çıkıyordu. Yani 1 koysaydı bir yerine aman diyeyim dakikayı saniyeye çevirmeyi unutmayın. Böyle avlarladı mı? Hemen ikinci sorumuz. Klasik bir soru kalıbı. Buradan arkadaşlar hocanız bence soru sorar. Niye sorar? Çünkü direncin e, nelere bağlı olduğu değişkenlerin analizini öğrenci yapar diye bir kazanım var. Bundan dolayı sorma ihtimali hocanızın yüksektir sevgili arkadaşlar. Bakalım sorumuz neler söylermiş bize. Uzunlukları sırasıyla 2L ve 3L, yarıçapları sırasıyla 3R ve 4R olan X ve Y iletkenlerinin öz dirençleri sırasıyla Rho X ve Rho Y olup dirençleri birbirine eşittir. Hoppa çok güzel dirençler birbirine eşitmiş. Tamam. Buradan yürüyeceğiz o zaman. Buna göre rho x bölü rho y oranı kaçtır demiş. Direncimiz için şöyle bir ifademiz vardı. Rx eşittir ry diyelim de önce unutmadan. Rx ry eşitmiş. Rho x çarpı direncin boyu 2l ...bölü kesit alanı şeklindeydi. Kesit alanında dikkat arkadaşlar 3r vermiş yani bu adamın yarı çapı 3rymiş, alanı değil. Dolayısıyla neydi dairenin alanı? Burası bir daire olduğuna göre pi çarpı r kareden pi çarpı 9 r karelik bir alanı varmış. Onu yazdım. Pi çarpı 9 r kare diye. Aynı şekilde l için de yapmam lazım bunu. L'nin boyu şöyle yazalım. R y e, çarpı e, boyu 3l Kesit alanı da dikkat 4r vermiş. 4r'nin karesinden ne diyeceğim? pi çarpı 16r kare diyeceğim. P çarpı 16r karelik bunun alanını da yazdım. Hemen sadeleştirmelerime başlayayım. Gerçi çok bir şey sadeleşmiyor gibi ama dur bakalım büyük bir sonuç bekliyor bizi. L'ler gitti. P'ler de gitti. R kareler de gitti. İyi bütün harflerden kurtulduk. Sadece rakamlar kaldı. Bir de rox'ler oy'a kaldı tabii. Ro y'yi hemen diğer tarafa atayım. Şöyle rox bölü R eşittir. 9 buraya geldi. 9 kere 3 27. 2 de buraya geldi. 2 kere 16 32. 27 bölü 32 imiş arkadaşlar cevap. D seçeneği doğru cevabımız. 27 bölü 32. Hemen bir diğer sorumuz. Ne demiştik? Devre elemanlarının gösterimini bil ve devre elemanlarının nasıl bağlandığını bil. İkisini birleştirip bir soru yazmışım. Yandaki elektrik devresinde bütün lambalar ışık vermektedir. E ne güzel. O zaman bütün devre elemanlarını ben doğru bağlamışım demek ki. Buna göre 1 2 3 ve 4 ile belirtilen devre elemanları sırasıyla nelerdir? Hemen hatırlatalım. Voltmetre devreye nasıl bağlanıyordu? Voltmetre devreye paralel bağlanıyordu hocam. Paralel. O halde ampermetre içinde ne yazacağım o halde? Ampermetre seri bağlanır diyeceğim. Seri bağlı olanlar ampermetreymiş paralel bağlı olanlar voltmetreymiş bakalım hangisi paralel hangisi seri ona karar vermem lazım. Bir iki uç ortak o zaman paralel voltmetreymiş İki seri bir ucu başka bir yerde bir ucu başka bir yerde o zaman seri ise ampermetreymiş üç yine iki uç ortak o zaman voltmetreymiş bu ve 4 e bu da seri bağlanmış bir ucu başka bir yerde bir ucu başka bir yerde seri olduğu için bu da ampermetre. sırasıyla o zaman volt metre amper volt metre ve ampermetre olmalı cevabım C seçeneği çıktı sevgili gençler devre elemanlarının nasıl bağlandığını sakın ha sakın unutmuyorsunuz ha lazım. O güzel bir soru. Bu soruda arkadaşlar önce uzunca bir anlatacağım. Sonra size bir pratik yol söyleyeceğim. Artık e, öğretmeninizin türüne bağlı. Bazısı kabul eder bazısı etmez. Şöyle bir durum var ama burada. Şekildeki basit elektrik devresinde voltmetrenin okuduğu değerler V1 ve V2'dir. Buna göre V1 bölü V2 oranı kaçtır? Güzel. Seri bağlı bir devre verilmiş. Basit de bir devre verilmiş. Hemen bir eş değer direncini şurada yapı verelim. R eş eşittir. Neydi? Teri olduğunda topluyordum. 5 artı 6 artı 4. Buradan da 15 on ohmluk bir direncim çıktı. E bir de biz buradan neyi bulabiliyorduk? Akım bulabiliyorduk ohm kanununa göre. V eşittir I çarpı R eş dedim. Hatta ana kol akımı manasında şöyle A da ekleyebiliriz. 30 voltluk bir pilim varmış. Ana kol akımını bilmiyorum ama direncimi 15 olarak buldum. Buradan ana kol akımım dedim ki 2 amper. Seri bağlı devrelerde dedik ki akım bütün kolu dolanıyor. O zaman buradan da 2, buradan da 2, buradan da 2 geçiyor. Şimdi ne yapacağım? Tek tek e, verilen dirençlerin e, gerilim değerlerini hesaplayacağım. V1 dedim eşittir. Geçen akım 2. Direncim 5. O halde 2 çarpı 5'ten 10 voltluk bir potansiyelimi burada harcamışım. Bir de V2'm lazım. v de yine geçen akım ana kol akımı olduğu için 2. Direncim de 4. Dolayısıyla 2 çarpı 4'ten 8 volt da bu çıktı. 10 bölü 8 bize sorulmuş. Sadeleştirmemi yaparsam bu da tık tık giderse ne kalır? 5 bölü 4 müş cevap yani B seçeneği. Ama arkadaşlar eğer kalıp böyle bir şeyse ve aynı hat üzerinde bir şey sorulmuşsa size ya hocam direkt dirençlerin oranına eşit diyemez miyiz? Diyebilirsiniz arkadaşlar. Birinci direnç 5 ohm. ikinci direnç 4 ohm. O zaman 5 bölü 4 direkt işaretleyebilirsiniz. Ama kimisi kabul eder kimisi işlem ister. Onu bilemiyorum. Size kalmış. Hemen devam ediyorum. Diğer bir soru kalıbım. Aa, bu sefer de Akım dağıtmam isteniyor. Akım dağıtmam isteniyor arkadaşlar. Ben buradan bir şey bekliyorum. Akım dağıtma işi hem bur konuda geliyor hem lamba parlaklıkları konusunda geliyor. O yüzden bence buradan yüzde %100 soru gelecek karşınıza. O yüzden iyi bir şekilde dikkatli bir şekilde dinliyoruz. Uuu. Şekildeki elektrik devresinde ampermetrenin gösterdiği değerler A1 ve A2'dir. Buna göre A1 bölü A2 oranı kaçtır? Ne yapacağım? Paralel kollarda gerilim eşitti hocam. Akım eşit değildi. Ne yapmalıyım? Aha bir şey dikkatimi çekti. 12 volt vermiş ve buradan götürüp bağlamış. Bir de buradan götürüp bağlamış. Ettim mi sana bütün kollar paralel? O zaman arkadaşlar paralel kollarda gerilimler eşit olduğu için ne yapmam lazım? Hepsinde toplamda 12 voltluk potansiyel farkı olması gerekiyormuş. O zaman en üstten başladım. V üst eşittir I üst çarpı R üst. Aynı şekilde yazabilirim üst tarafta fark etmiyor gerçi üst diye yazdık ama hepsi 12 volt. Dolayısıyla dedim ki 12 eşittir i ampermetreye 1 demiş i 1 çarpı 12 o zaman birinci kolumdan en üst kolumdan bir amperlik bir akım geçiyormuş. En alt kolumdan yine gerilimim 12 diyeceğim. I2 çarpı bu sefer 3 diyeceğim. 3 ile neyi çarparsam 12 yapar? I2'miz demek ki 4 Ampermiş cevabımız çıktı 1 bölü 4 amper diye A seçeneğini işaretledim. Bu arada sorulmamış ama belki arada bir yerde karşınıza çıkabilir. Bu da 12 volt olacak ya 4 ile neyi çarparsam 12 yapar 3 amperde buna düşer. Bununki 1 amperdi bununki de 4 amperde dikkat hepsinin bütün kolların çarpımları birbirine eşit. Yazılıda böyle tedirgin olursan buna bak voltmetrenin bağlı olmasına lüzum yok paralel kollarda gerilimler eşit. Dolayısıyla hepsinin çarpımları ne olacak? Birbirlerine eşit olacak. Haydi bakalım. Şekildeki elektrik devresinde A1 amper metresinde okunan değer 7 amper olduğuna göre A2 ampermetresinde okunan değer ve pilin potansiyel farkı ve kaçtır diye sormuş. Paralel kol vermiş yine bana. Nereden anladım? Hemen ikişer ucum ortak. Bakın sağ uçlarında ortak. Sol uçlarımda ortak. O zaman bu kollar birbirine paralel. Yani buradan geçen akımlarla dirençlerin çarpımlarının birbirlerine eşit olması lazım. İlk olarak bir oradan yürüyeyim hemen. Hemen yürüyorum. Birincisi üst taraf neydi? 7 amperdi. Dur unuttum hemen yazayım buraya. 7 amper. O zaman üst tarafın çarpımı 7 amperle 6 ohmu çarparsam alt taraftaki ne eşit oluyormuş? Yani A2 ile neymiş? 14. E, sadeleştirelim. Şu 7 şu 14'ü bir götürsün. 2. Şu 2 de şu 3'ü bir götürsün. Şey 6'yı götürsün. 3 kalsın. Götürmesin 3'ü. 3 dursun olduğu yerde. A2 amper metresinde. O zaman ben 3 amper değerini okumam lazımmış sevgili gençler. 3 Amper. İşim bitti mi? Henüz bitmedi. Ama çok kolayladım işimi. Bir de pilin gerilimini soruyordu bana. Pilin gerilimi için A işlem yapmama gerek yok ki. Bütün paralel kollarda gerilimler eşitti. O zaman direkt üst taraftakini bulalım. V eşittir. 7 çarpı 6 ne yaptı? 42 volt. İnanmıyorsanız alttakini de deneyelim. V alt diyeyim buna da. Alttaki 3 amper çarpı 14 ohm. 3 çarpı 14. A bu da 42 volt. Demek ki arkadaşlar cevabım ne oldu? 3 ampere 42 volt. D seçeneğim oldu. Hız kaybetmiyoruz hemen devam ediyoruz geçiyoruz bir diğer sorumuza Oo, benim en sevdiğim soru tipi kesin çıkar diyemem ama buradan soru gelmesini çok isterim ben çok severim çünkü bu kalıbı ee, bu kalıpta böyle bir hinlik var bu yüzden seviyorum ben ama gördüğüm için de mutluyum İlk başta ben bu soruyu öğrenciyken karşıma geldiğinde yapamamıştım ondan beridir bu soruyla bir alıp veremediğim var. Sonradan sevmeye başladım kendisini. 6 ohmluk özdeş dirençlerle kurulan devrelerden şekil birdeki devrenin eş değer direnci R1, şekil ikideki devrenin eş değer direnci R2'dir. Buna göre R1 bölü R2 oranı kaçtır? Birincisi kolay. Hemen lıps lıps, lıps vermiş bunları. Bunlar birbirine seri hocam. İşleme bile gerek yok. R dedim hatta R1 dedim. 6 6 6 toplarsam 18 ohm yapar. Güzel. Geldim ikincisine. Ya seri gibi duruyor. Ama iki taraftan kablo bağlamış. Bir üstten bağlamış. Bir alttan bağlamış. Seri gibi desem 18 bölü 18'den bir. Hayır. Biri işaretlemeyeceğim. Çünkü burada arkadaşlar bir hinlik var dedim. Bakınız. Şuraya K noktası dersem. Devam ettim. Devam ettim. Devam ettim. Buralar K noktası. Harflendirme yönteminde yapmıştık bunu daha önceden. Sonra geldim buraya L noktası dedim. L noktası. L noktası. L noktası. Dikkat dikkat. Birinci direncim LK arası. İkinci direncim LK arası. 3. direncim de LK arası. Yani bunların her iki ucu da arkadaşlar ortak. O zaman bunlar birbirine neymiş? Paralelmiş. Dikkat. Görüntü seri ama kendileri paralel. 2 tane tel atınca araya paralel olmuşlar. O zaman 1 bölü R2 dedim eşittir. 1 bölü 6 artı 1 bölü 6 artı 1 bölü 6. Ne yaptı? 3 bölü 6 yaptı. 1 bölü R2. E ters çevireceğim en son. Şuraya yazdım. R2 6 bölü 3'ten ne çıktı? 2 ohmda buçuktu. Bize R1 bölü R2 soruluyordu. 18'i 2'ye bölersem kaç yapar diyor yani soru. 18'i 2'ye bölersem 9 yapar. Şuraya da yazayım. R1 bölü R2 eşittir 18 bölü 2'den 9 sevgili gençler. Bu kalıbı dediğim gibi çok seviyorum. Eskiden nefret ediyordum kendisinden. Hemen geçtim diğer bir soru kalıbıma. Oo, pillerin tükenme süresi. Buradan arkadaşlar kesin soru çıkar. Niye hocam? Çünkü burada akımları yorumlamam lazım ve dağıtmam lazım. Üstelik bu soruda öğrencilerin genelde düştüğü bir nokta da var. Bu yüzden öğretmenler buradan soru sormayı seviyorlar. Neymiş burası? Ne diyorduk arkadaşlar? Pilin tükenme süresi geçen akımla ters orantılı. Yani şöyle yazabilirim. I ile T ters orantılı. Hangi T, hangi I hocam? Pilden geçen dikkat hemen yazdım pilden geçen devreden geçen değil sevgili gençler genelde öğrenci Devreden geçen akımı buluyor, onların tersini alıyor, sonra da odaşıklarda oluyor. Hocam ben yanlış yaptım. Yaparsın tabii. Niye? Pilden geçen akıma bak diyoruz. Devreden geçene değil. Tek tek pillerin üzerinden geçen akımlara bakmamız lazım. Özdeş üreteç ve dirençlerle kurulan şekildeki elektrik devrelerinde birinci devrenin çalışma süresi T1, ikinci devrenin çalışma süresi T2'dir. Buna göre T1 bölü T2 oranı kaçtır? Pillerden geçen akımlara bakacaktım, unutmuyorum. Her birine R dersem, unutmadan, pillerimin her birine de V dersem. Şöyle. Birinci devremde toplam gerilimim arkadaşlar paralel piller olduğu için bir tanesinin gerilimi sadece 1V. Yazdım buraya V eşittir dedim. İki tane direncim seri bağlanmış. O zaman topluyorum direkt. 2R çarpı I1 dedim ama dikkat burada I1 diye yazdığım şey devrenin ana kolundan geçen akım. Sonra bunu pile dağıtacağım. O zaman I1 arkadaşlar V bölü 2R çıktı. Ben buna şöyle orantılıdır diyeyim 1 bölü 2. Ana kolumdan 1 bölü 2'lik bir şey geçiyormuş. Ana koldan yani dirençlere gelen koldan. Ama bana ne lazım dedim? Pilden geçenler. Dolayısıyla arkadaşlar yarımlık akımı kim verir? 1 bölü 4'ünü bu verir. 1 bölü 4'ünü de bu verir. Ne yaptım yani? 2'ye böldüm. 2 tane pil olduğu için gelenin yarısını aldım. İşte öğrencinin unuttuğu nokta genelde burası oluyor. Hemen ikincisine geçtim. İkincisinde yine Aha bu sefer seri. Seri olduğuna göre 2V dedim. Eşittir. Paralel olduklarında dirençlerin yarısını alıyordum. R bölü 2 oluyorlardı. Hemen aldım onu da R bölü 2 diye. Çarpı dedim. I2. I2'yi de buradan çektiğim zaman 4V bölü R dedi. Buna da o zaman orantılıdır dedim 4 Aha demek ki burada fark etmiyor zaten. 4 amper ana kolumdan geçiyor. Dirence dağıtmama gerek yok. Çünkü bana zaten neyi soruyor bu adam? Pillerin tükenme süresini. Hemen o zaman oranlıyorum. Birinci tükenme sürem pilden geçen akımla ters orantılıydı. 1 bölü 4 demişim. O zaman şöyle bir şey yazabilirim. I1'in I2'ye oranı T2'nin T1'e oranıdır. Akımlarla ters orantılı demiştim. I1 yerine şöyle T1 yerine hemen şöyle hemen bir şey yapayım. Düzelteyim ben bunu. I1'im 1 bölü 4. Bölü T2'm yani I2'm pardon o da 4. T1 bölü T2. Birinci aynen yaz. ikinciyi ters çevirip çarparsam buradan şurayı yanlış yazmışım. T2 bölü T1. T2 bölü T1'im arkadaşlar 1 bölü 16 çıktı. Ama bana T1 bölü T2'yi sormuş. Sıkıntı yok. 1 bölü 16 değil. 16'ymış. Ters çevirmeyi unuttuk. Sıkıntı yok. En sonunda gözümüze geldi. T1 bölü T2 sormuş. Ben i1 bölü 2'yi başa aldım. O yüzden böyle bir şey oldu. T1 bölü T2 içinde en son ters çevirirsiniz arkadaşlar. Olur biter. Hemen diğer sorumuz özdeş lambalarla ve iç direnci önemsiz üreteçlerle kurulan düzenekteki PH ve Y lambalarının parlaklıkları sırasıyla PP, PH, P, PY arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Hmm, ne yapmam gerekiyor arkadaşlar pilden pardon pilden değil o az önceki sorudaydı lambadan geçen akım lambanın parlaklığını veriyordu benim burada akım dağıtmam lazım şurada gördüğüm bir paralellik var şurada bir serilik var ve daha önceki sorulardan hatırlayınız dirençlerle akımları ters orantılı dağıtıyordum ne yapacağım yani hocam ne yapmam gerekiyor bakınız iki tane direnç var bir tane direnç var o zaman iki dirençli yola bir dersem akıma bir dirençli yola iki demem lazım. E bunları kim gönderdi bana? Kim gönderdi 1 ile 2'yi? Bu adam P gönderdi. Baba yiğit P. O halde arkadaşlar P'den geçen akım 3. H'den geçen akım 2. Y'den geçen akım da 1 olduğuna göre parlaklık sırası için ne demiştik? Akımlarla doğru orantılı. Hatta bir formülü vardı yazalım. Neydi parlaklığın formülü? I kare çarpı R. Akımın karesiyle orantılı. P lambası 9. H lambası 4. Y lambası 1 gibi düşünebilirsiniz. O zaman P büyük, H büyük, Y olacak. Yani A seçeneğim. Bu arkadaşlar akım dağıtma sorusu vardı ya oradakine bir göndermedir aslında dikkat ben bu soruları çok seviyorum lambanın parlaklıkları hatta burada lamba parlaklıklarının oranını filan da sorabilir. O yüzden arkadaşlar buraya da dikkat bence buradan hocalar soru sormayı sever aman diyeyim haberiniz olsun ve hız kaybetmeden devam ediyoruz. Son olarak arkadaşlar manyetik alanlarla alakalı bir sorumuz var. Demiş ki özdeş mıknatısların etrafına demir tozları serpildiğinde şekildek gibi sıralandıklarına göre demiş. X, Y ve Z kutuplarının kutup işaretleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bir ihtimal var arkadaşlar burada ihtimal. Yani bir şey bulacağız ama diğeri de olabilir. Düşünelim bakalım nasıl olacak? Mıknatısta manyetik alan çizgileri birinden başlayıp diğerine gidiyorsa bunlar zıt kutuplardı. Yani o zaman şuradan bir başlayayım ben. Hemen burada bu taraf N kutbu olsa bu tarafın S kutbu olması lazım. Bir mıknatısta iki farklı kutup oluyordu. O zaman ben buraya N dediysem bu taraf S olmalı. Buraya S dediysem bu taraf N olmalı. Diğer kısma geldim. Ne halde ben böyle görüyordum demir tozlarını? Aynı kutuplar olursa manyetik alandan dolayı birbirlerini itiyorlardı. O zaman N dediysem burası da N, burası da S olurdu. Ha hocam peki ya şıklarda bu yoksa? Şıklarda bu yoksa bütün yazdıklarınızın tersini yazın. Onlardan bir şıklarda vardır. S yerine N, N yerine S. S yerine N, N yerine S. N yerine S, S yerine de N diye yazdım. Yani şıklarımda ya N, N, N olacak ya da S, S, S olacak. Baktım. Göremedim. Ha gördüm. N, N, N. X de, Y de, Z de. N kutbu olabilir sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Yazılarınızda hepinize bol bol başarılar diliyor Tonguç Akademi ve ben. Unutmayın ben yanınızdayım. Tonguç Akademi de yanınızda. Soru bankanızdan lütfen o çözmediğiniz kısımlar varsa çözün. Haftanın ödüllü sorusu da ekranlarınızda. Cevapları yorumlara bekliyorum. Yazıdan sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.